Bence böyle olması daha iyi çünkü en azından kontrol altında oluruz. Ortalık çünkü bayağı bir kötü. Ramazan kötü geçer çünkü Ramazan bereketiyle geliyor. Neden kongreler yapılabiliyor da ibadetimizi yapamıyoruz? Ya gayet güzel geçer. İman zaten göğüstedir. Bir taraftan bir şeyler hala normal bir şekilde devam ediyorken insanların sadece belirli şeylerin kısıtlanması tabii ki kötü bizim için de. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene koronavirüs dolayısıyla teravih namazlarının kılınmayacağını açıkladı. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Yani bu durumda bu korona yüzünden, Covid-19 yüzünden kılınmaması daha iyi olur sağlık açısından. Çünkü insanlarımız eğer kurtulmak istiyorsa bu koronadan gereken şeylere uymak lazım yani. Kılınmaması daha iyi, toplum içine girilmemesi daha iyi. Güzel olur diye diyorum sağlık açısından. İnsan evinde de yapabilir onu. Ne diyeyim yani, insanlar kendi düşünmesi lazım sağlık açısından. Yani öncelikle bence kılınmalı çünkü bu kadar kafe restoran açıkken ibadetinde açık olması gerektiğini ben düşünüyorum şahsen kendi açımdan. Dediğim gibi yani o kadar kafe falan oralardan olmuyorsa illaki yani Allah tarafından gelen bir şey bu sonuçta hastalıkta, o da illaki biter diyelim yani yakında. Tabii ki de Ramazan önceki dönemlere göre daha yavaş geçeceğini düşünüyorum. En azından heyecanı bir nebze de olsa az olacağını düşünüyorum. En son Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasıyla teravih namazları evde kılınacak. Bu bir nebze koronavirüsünün dağılımı ve yayılmasını engellemek adına doğru bir karar. Ama tabii ki de eski günlere göre, eski Ramazanlara göre bir nebze daha düşük bir heyecan olacağını düşünüyorum. Ramazan her sene iyi geçiyor. Bu sene de iyi geçer inşallah. Ümidimiz öyle. Kılmayacak ya, üzüldük, aman çok üzüldük. Namaz kılmayı sever Türk milleti. Yani oruçta inşallah herkes kendi evinde bile kılar yani durumlarına göre. Yani cami şart değil, herkes evinde ibadetini yapar. Yani Ramazan'da bu şekilde teravih namazlarının kılınmaması kötü bir şey tabii ama şu an hani içinde bulunduğumuz durumdan dolayı normal karşılanabilir. Ama tabii aynı zamanda kongreler, toplantılar falan da yapılmasaydı. Bir taraftan bir şeyler hala normal bir şekilde devam ediyorken insanların sadece belirli şeylerin kısıtlanması tabii ki kötü bizim için de. Yani hayırlısı olsun. Ramazan gayet güzel geçecek. Millet evlerinde kılsa daha iyi olur sağlık açısından. Daha güzel olur, benim düşüncem bu. Çünkü hastalık çoğalıyor. Bir de İngiltere'de hastalık bitmiş diyorlar. İnşallah bizim burada da biter. Bence teravihin olmaması daha güzel çünkü bu pandemi ortamında virüsün daha fazla yayılmaması için insanların bir araya gelmemesi gayet doğal. Zaten teravih dinimizde farz olan bir ibadet değil. Efendimizin de camide 30 gün boyunca teravih namazı kıldığına dair hiçbir rivayet de yok. Hiçbir delil de yok. Yani farz namazlar dururken insanların koşup teravih namazına, özellikle bu pandemi ortamında teravih namazı kılmaya çalışması gerçekten çok saçma olurdu. Yani bence yerinde bir karar teravihinin olmaması. Ramazan kötü geçer çünkü Ramazan bereketiyle geliyor. Yani bilmiyorum, insanlar dinden uzaklaşıyor virüs yüzünden. Yani mesafelerle bence camiler açılması gerekiyor. Tabii bu benim kişisel düşüncem. İbadet şart. Yani açılsa daha iyi olur. Şöyle düşünüyorum, zaten bu maalesef ülkemizde çok kötü bir virüs. Ben doğru buluyorum ama bu lebalep kongreleri maalesef, onlara bakarak neden kongreler yapılabiliyor da ibadetimizi yapamıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir İslam ülkesinde yaşıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Yani ben buna biraz absürt bir durum olarak görüyorum. Yani bakıyorum. Yani kongreler yerine herkes mesafeli bir şekilde ibadetini yapabilir diye düşünüyorum. Bence böyle olması daha iyi. Çünkü en azından kontrol altında oluruz. Ortalık çünkü bayağı bir kötü. Ya tabii ki ibadet bakımından kötü bir şey ama onu da artık evlerimizde telafi edeceğiz yani. Ya gayet güzel geçer. İman zaten göğüstedir. Teravih namazlarında olmasını istemiyorum. Çünkü kafidir bize. Zaten bulaştı. Yani teravih namazlarında virüsün bulaştıracağını düşünüyorum.